Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hi guys bro. Hi guys bro. Bugün biliyorsunuz ki ben son bir 10 gündür falan tatildeyim. Hep bana şey mesajları attınız işte. Ya tatilde doğurursan falan. Doğurursan falan dediğiniz için şöyle göstereyim. Yanımda doğum çantamı da aldım ve tatile geldim arkadaşlar. Şimdi size doğum çantamızın içinde neler olduğunu göstereceğiz. Değil mi Mehmet? Evet. Doğum çantamızın içinde neler olduğunu size yemin ediyorum ki ben de ilk defa sizinle beraber göreceğim. Çünkü arkadaşlar, çantayı ben hazırlamadım. Ben size bir şey, yalan söyleme, sen verdin, onu yardımcımız koydu. Ece hastane çıkışında giymek için çorap koymuş arkadaşlar. Yalan söylüyor. Çift çorap var sanki kışın doğum yapacaksın. Yalan söylüyor. İlk defa açacağız ikimiz de, iftira atma bana. Ve şimdi açıyoruz bakalım. Bilmediğiniz neler şeyin var. Hastaneye mi götürecektin? Okay. Yiğit Miran yazıyor üstünde. Haberin yok ve üstünde Yiğit Miran yazıyor. Hazır ya. Aldık. Arkadaşlar hazır paket bu. Kılıflarında Yiğit Miran yazıyor. Yine. Yani bebek için olmadığı kesin. Onu anladım da benim oğlum bastur mu? 5 tane bez nedir lan? Ya bir dur. Oha 5 değil 10 tane. Arkadaşlar oğlum günlük tüketimi. Ama durmazsan olmaz. Arkadaşlar hastane çantası. Bu sayı 7 sayısının bir anlamı var mı aşkım hani? Yok. Yeni doğan bezimiz var. Tam 7 adetmiş. Bir tane don var. İnşallah değişir. Hamile donusu. Bunlar benim Loosa pijama takımı. Böyle göstereyim. Hediye gelmişti bu bize. Anne yanı gibi bir sayfaydı. Neydi sayfa? Anne kalbi elimde sayfasından geldi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada hep sana haberim. Mirana göre şeyler var. Bana göre niye? Ya senin ne işin var zaten hastane çantasının içinde? Memoş. O zaman ben gelmiyorum. Bunu katla hadi. Hadi sen niye bana yardımcı olmuyorsun? Ben 8 aylık hamile biriyim. Mirana eldivenleri. Bir tane daha bebek bezi. Ece dilenci geldi. Kim? Ya bir... Dur. Eşek seni. Bebek bezi değil. Alt değiştirme beziymiş Mehmet. Alt değiştirme bezlerimiz. Ben ağzımı açmadım lan. Kendin söylüyorsun, kendin bana vuruyorsun. Bana şiddet uygulama. Bu da üçüncü alt değiştirme bezi. Bir şey diyeceğim. Bu kadar beceriksiz misiniz yani? Altını değiştirirken buna kaçırttın. Mehmet yeni doğmuş. Yeni öğreneceğiz yani kusura. Siz böyle yaparak benim ocağıma incir ağacı dikersiniz. Ben size söyleyeyim. Sen o zaman yaparsın Mehmet. Değiştirirsin çok becerikliysen. Oğluşumun eldivenleri. Arkadaşlar geleceğimiz ve bünyemizin... Ne? Dimdik ayakta tutabilmek için Miran'ın altını ben değiştireceğim. Yoksa böyle hem bez hem alt değiştirme bezi. Oo. Bak. Yok cebine oğlum sigarası, yok bilmem neyi. Oğluşumun şapkası, oğluşumun bezleri, şey böyle ağzını silme bezi. Bunun adını bilmiyorum ama galiba bu önemli oğluşumun... bir detay. Dur. Arkadaşlar oğluşumun ağzını silme modifiye silmiş tişört üstüne. Çok komiksin. Gerçekten dedin ki, çok komiksin. Ağız silme bezine bakın arkadaşlar. Tişört. Aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar Ece bunu hani ağız silme bezi dedi ya. Genelde Ece hep tişörtlerin ağzını böyle sildiği için. Ya ben seninle nasıl video çekeceğim Allah seni kahretmesin. Yo. 40 yılda sen... bir YouTube atmaya başladım. İzlenmelerim iyi gidiyor, sıçtın işte içine. Sen genelde tişörtünü hep ağzına sildiğin için bunu da oh etmişim. Silme bezi diyorsun. Gidip arkadaşlar, keşke sizin köyden ağzına silmeyen birini bulaydım. Arkadaşlar Ece ile geçen restoranta gittim. Ece böyle yaptı bakın. Yalan söylüyor. Hadi buna dedi ki bu da ağız silme bezi. Arkadaşlar buna da böyle. Sus artık sus. Oğluşumun donu, paçalı donu. Oğluşumun yeleği. İsimlerini bilmiyor olabilirim, uyduruyor olabilirim. Şimdi bir şey dur bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Ece bu paketin içini tarif ediyor. Kendi bilmiyor ki içinde ne olması gerekiyor. Bunların isimlerini bilmiyor. Buna ağız silme... Sonuçta ne işe yaradığını biliyorum. Bunu giydiriyorsun buna yani. Buna ağız silme Mehmet. Bezi dedi Ece arkadaşlar. Ya küstüm işte. Devam. Oğlum bak bir dakika. Bak, bunu sök. Benim canım sıkma. Benim oğlum erkek. Benim bak yüzümü senin sokakta... bu şeylerin yüzünden bak, sürekli linç yiyorum. Yok benim, erkek adam benim, bak, erkek benim oğlum. Benim sokakta yüzümü başımı öne yersin. Ha. Bu nedir? Ha? Kurdele. Başını öne mi yiyor kurdele? Fazla
yüz başı öne eğermiş. Yüz yok bundan sonra. Evet, diğeri. Oğlum bu sıcakta bu çocuğa battaniye mi aldın? Ya ne olur ne olmaz, yanımızda olması lazım. Bilmiyorum Mehmet, kaynanış konu bakacak artık yani. O daha iyi biliyor hangisine saracağız, ne yapacağız. Vallahi, yine de yanımızda bulunsun. Omuzlarım öyle büyük biniyor ki arkadaşlar, günden güne böyle omuz... Ay kıyamam böyle. Tontik. Oğlu işimin atleti. Ha, güzelmiş bak. Arkadaşlar bu atletmiş, Ece Hayret ağız silme bezi demedi buna. İki tane daha eldiven. Bir dakika, bir tane yeni doğan şey takımı daha. Hastaneden çıkıp eve getirmek için değil mi bu çanta? Evet. Niye iki tane eldiven? Benim oğlumun elleri kaplan pençesi mi? Giydirdin mi? Yırtıyor mu? Yedek onu? Mehmet. Yedek. Don. Şapka. Bir şey diyeceğim. Deme Allah aşkına, deme oğluma, şu video bitsin artık. Oğluma kaliteli şeyler koy çantaya. Benim bak, bu o çocuğun giyinimi, kuşanımı bizim de şanımızdır. Bu nedir Allah aşkına? Nenem giymiyordu böyle desenli şeyler. Kaldır et bunu. Sen bugün ne kafa yaşıyorsun? Bekle dur, burayı toplayacağız. Katlama ya, koy içine. Şimdi halleder ya. Bunlar yıkanması lazım. Buraya koydun sigara şeyi bilmem ne. Oğluma giydireceksin ha. Giydirmeyeceğim. Ya doğurursam mecbur yıkamadan giydireceğiz. O zaman ne yapacağız? Getir bakayım başka ne olmuş. Bezlerini ver oğlumu. Ya of Mehmet, hepsini birbirine zordun ya. Arkadaşlar Mehmet, bu... Mehmet dur. Pişik önleyici krem. Bunu herkese tavsiye ediyorum ben. Arkadaşlar pişik kremimi çok sormuşsunuz. Bunu kullanıyorum. Çok beğeniyorum. Ya sen niye hiç video çekmeyi bilmiyorsun? Ama bir şey diyeceğim. Sen hep böyle yalan söylüyorsun ya. Arkadaşlar şunu mu sormuşsunuz? Daha da buraya koyun. Kimsenin bir şey sorduğu yok. Ben görmüyorum. Bana hiç öyle mesaj gelmiyor. Ya nasıl sormuyorlar yeminle? Bunu da önüme koymuşsun ben çıkmayayım diye mi? Nereden biliyorsun benim DM kutumu? Ben sana bir keresinde şifremi bile vermemiştim. Ben onu aldım. Ayrıca ben kullanmadığım hiçbir ürünü de göstermem. İftira attım. Arkadaşlar aslan oğlumun memesi. Meme değil o, emzik. Emzik 450 TL'lik emzik, ona göre. Bakarken gözleriniz kamaşabilir. Şöyle kısık bakın, gözünüz şey yapmasın, almasın gözünüz. Bir dakika Mehmet dur ya, burnumun patlatacağım kafasını ya. Emziğimiz arkadaşlar, markasını söyleyeyim size. Chico'nun mini soft bilmem ne yeni doğan emziği. Şöyle göstereyim. Geçen alışverişte almıştık zaten. Chico'nun pişik önleyici kremi. Chico'nun sabunu da, bu sabunu kullanıyor muyuz? Ha, bitkisel sabun diyor, bilmiyorum. Bunu da kaynış konu bilir, büyükler bilir yani. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu da iki tane bundan var. Bu kız için, bu erkek için. Bunu neye çantaya koydun? Ne alakası var ya? Aynı ürün, aynı ürün bak. Biri şampuan, biri masaj yağı. Aslan oğlumun masaj yağı da aldınız he? Bu masaj yağımız, Chico'muz. Bu da ıslak mendili, bu kadar arkadaşlar. Ya bir dur ne olur. O benim, dur onu karıştırma. Arkadaşlar hastaneye giderken Ece'nin ağız çalkalama suyu mutlaka ve mutlaka çantada olması gerekenlerden birisi. Hani senin çorapların neredeydi? Yoktu çünkü çorap, yalan söyledi. Var, babe çorabım vardı bunun içine geçen. Bir de diyor ki giyilmiş, onu ben giymem, yenisini koy. Ya sıçtın videonun içine, ettin böyle video mu olur, olur ya? Olur olur, vallahi çok eğlendim ben. Hadi geri getir şimdi hepsini topla. Bu neyi dedin? Masaj ya. Arkadaşlar ben tarif edeyim, Ece fazla konuşamıyor heyecandan, kameralara karşı çekingen. Bu masaj ya arkadaşlar, şöyle koyuyorum bakın. Düştü aşkım. Bu da oğlumun şampuanı. Baktıysanız kaldırıyorum. Tamam, kaldırıyorum. Bakmışlar. Bu kadar arkadaşlar. Hastane çantamızı çok sormuşsunuz. İçerini göstermek gerekti. Biberon koymadım. Neden koymadım? Çünkü arkadaşlar, biberonu alıştırmamak için. İyi ki de bu paketi açmışım. Açınca gözüme takılan bazı şeyler oldu. O pijamayı falan asla ve asla hastaneye götürttürmem. Yeni ve daha doğru düzgün şeyler alıp oğlum onları giydirttireceğim. Evet, atletini falan çok beğendim. Gerçekten o zıbın gibi var ya, o çok güzel. Ama o pijama falan, benim nenem giyiyordu onu böyle. Basma etek eteğinin içine giyiyordu. Böyle bir yerde oturduğu zaman kapının önünde... Ben senin nenenle tanıştım canım. Hiç öyle basma etek falan giymiyor. Gayet elit bir kadın. Ama o öteki babaannemle tanışmadım. Şimdi kapının önünde sokakta, bizim orada adet böyle. Herkes akşam 4'ten sonra, 5'ten sonra, öğleden sonra sokağa çıkar. Babaannem kapıya oturur, böyle 99'luk tespihi var, onu böyle çekerken o don belli oluyor, görüyorum. O don, o dondan. Deseni aynı. Çocuk Z kuşağı, Z. Babaannem 55 doğumlu.
Arkadaşlar, hastane çantamızın içinde biberon da olması gerekiyor. Sus! Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, bunun kutu, bunların hepsini bunun içinden donumu çıkarttık. Dur. Hepsini bunun içinden çıkardık ama geri koyamıyoruz. Bakın. Böyle oluyor. Bu işte bir terslik var. Sığmadı. Bir şey yanlış yaptık. Ama bunu Ece birazdan uğraşacak. Ece dedi ki benim denklemim dedi çok güzel dedi. Ben ya dedi denklem kurarak şunu sus, halledeceğim. Ne işte sen ya? Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Aşkım çabuk mezure getir. Mezureyle ölçelim, ona göre ayarlayalım, ona göre koyalım. Arkadaşlar normalde biberon da koyacaktık. Niye koymadın? Ya biraz bir bilgilendirici bir video olsun. Bir sus, bir şey anlatıyorum. Öğrendiğim bir şey var, onu söyleyeceğim ya. Çek şunu da. Normalde biberon da koyacaktık ama bebeği biberona alıştırmamak gerekiyormuş. Alıştırırsak çoğu zaman memeyi almıyormuş. Evet, babasından ayrılamazmış. O yüzden biberon koymadık. Zaten mama takviyesini doktor gerekli görürse kaşıkla vermemiz gerekiyormuş. Evet, o yüzden arkadaşlar, biberon yok içinde. Ece 10 günlük çocuğa biberon... Onun dışında kaşıkla yemek yedirecek. Onun dışında hastane pijamam var ama bunu çok beğenmedim. O yüzden terlikli merlikli süslü püslü olanlardan sipariş ettik. Ama şu an alelacele buraya geliyoruz diye, tatile geliyoruz diye evde olanı koyduk. Sipariş ettiklerimiz şu an eve gitmiş. O yüzden bir ufak tefek bir iki eksiğimiz var. Islak mendilimiz eksik, onun da farkındayım. Onu da pamuk islak alacağım. Islak mendil içinde? Var mıydı? Var tabii. Ben pamuk... Çantadan haberi yok. Gelmiş diyor islak mendil ben lazım. Başka bir şeyle ilgilenirken çocuğa diyorum. Arkadaşlar çocuğa daha yeni doğmuş çocuğu tatile götürecekmiş. Kolluk almış. Sen neyine kulluk neyine? Böyle deme, sonra diyorlar ki sen bakamayacaksın bu çocuğa falan filan diyorlar. Ama bir şey diyeceğim. Islak kolluk mendilin... da almadım, yalan söylüyor. Yemin ederim. Nasıl? Çocuğa kolluk mu giydirilir? Kolluk da almış, simit, kolluk da almış, simit de almış ya arkadaşlar. Ya hayır Mehmet, yeni doğan çocuk şu an zaten karnımda. Bu çantayı kim yaptı? Sen yaptın değil mi? Nerede arkadaşlar yaptın? Diyor ki içinde ıslak mendil alacağım koyacağım. İçinde ıslak mendil var var. İçinde ıslak mendil var. Yeni doğan çocuk şimdi bak benim karnımın içinde, suyun içinde ya zaten yüzüyor, anladın mı? Hı-hı. O yüzden kolluğa gerek yok çünkü doğduğu zaman suya atarsak yüzebiliyor. Arkadaşlar video bitmiştir. Hadi Allah'a emanet olun. Bunu... Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle bu tarz videoların devamını gelmesini... Arkadaşlar oraya ben de yorum yapacağım. Benim kanalıma da abone olun. Haftaya ben de video çekmeye başlıyorum. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ve lütfen benden istediğiniz tarzda videoları yorumlarda belirtin. Sizleri çok seviyorum. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur ki hiç zannetmiyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bu arada üstüme bir şey dökülmüş, onun için de kusura bakmayın. Çünkü niye bakasınız ki? Hadi görüşürüz.